Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Benim bugünkü menümde beşamel soslu tepsi kebabı, tereyağlı bulgur pilavı ve pastırmalı kuru fasulye var. Ama pastırmalı kuru fasulyenin tarifini paylaşmadım. Çünkü bir önceki videomda ama bir iki önceki videomda paylaşmıştım. Oradan detaylı izleyebilirsiniz. Beşamel soslu tepsi kebabı için ilk olarak 2 diş sarımsağı, 1 adet soğanı, 1 adet kırmızı biberi, 1 adet yeşil biberi ve 1 tutam maydanozu iri bir şekilde doğrayalım ve robotta çekelim. ...350 gram dana kıymayı bir leğenin içerisine alalım. Robotta çekmiş olduğumuz malzemeyi de üzerine ilave edelim. Ben 350 gram kıyma kullandım. Siz isterseniz malzemeyi iki katına çıkartabilirsiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı salça ilave edelim. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yeteri kadar tuz ilave edelim ve güzelce yoğuralım. Arkadaşlar, benim tariflerimde kimyon hep azdır. Çünkü fazla bol kimyonlu sevmiyorum. Siz istiyorsanız kimyonlu fazla koyabilirsiniz. İster yuvarlak, ister benim gibi kare borcamın üzerine biraz sıvı yağ ilave edelim. Sonra da kıymalı harcımızı güzelce elimizle bastırarak tepsiye eşit şekilde düzleyelim. Sonra üzerine 3 adet ince ince doğradığımız patatesi ilave edelim. Eşit şekilde patatesleri kebabımızın üzerine sıralayalım. Sosu için ayrı bir kasenin içerisine yarım yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ilave edelim. Üzerine yarım su bardağı ister sıcak ister soğuk su ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Daha sonra üzerine 1 çay kaşığı kekik ilave edelim. Karıştırıp yemeğin üzerine gezdirelim. Beşamel sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı un, 1 su bardağı sütle birlikte sosumuzu hazırlayalım. Kaynadıktan sonra üzerine karabiber ve tuz ilave edip ocaktan alalım. Yemeğin üzerine ilave edelim. Üzerine eşit şekilde düzleyelim. Yemeğimizi 250 derecede üzeri kızarana kadar pişirelim. Daha sonra fırından çıkartıp üzerine rendelemiş olduğumuz kaşar peynirlerini ilave edelim ve tekrar peynir eriyene kadar fırına verelim. Tereyağlı bulgur pilavı için 1,5 yemek kaşığı tereyağını tavaya alalım. Tereyağı eridikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim ve tereyağı ve tuzu birlikte kokusu çıkana kadar, rengi kahverengiye dönene kadar pişirelim. Sonra üzerine 1 su bardağı yıkamış olduğumuz bulguru ilave edelim. Bulgurla tereyağını güzelce kavuralım. Üzerine 2 su bardağı kaynar su ilave edelim. Kapağını kapatıp altını kısalım, pişirmeye bırakalım. Yemeklerimiz servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Misafiriniz geldiği zaman sunabileceğiniz çok lezzetli bir yemek. Mutlaka siz de bu şekilde deneyin. Çok çeşit kebap tarifi var ama ben bu şekilde yapmak istedim. Çok lezzetli oldu. Siz de muhakkak bu şekilde deneyin. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.